Merhabalar YouTube. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bu seri gibi bir oyun değil bu arada, onu söyleyeyim. Hani bir part atayım, iki part atayım veya ne kadar uzun sürerse gideyim tarzı bir şey. 60 saniye. 60 seconds. 60 saniyede arkadaşlar benim anladığım kadar hiç oynamadım. Sadece videosunu izledim. O yüzden aşırı armut oynayabilirim. Hepinizden özür dilerim bu arada. Hay YouTube diye. Nihat'ın selam var YTN ya. Nihat kendi direkt şahsi selam yolladı, terbiyesiz. Arkadaşlarım. Lan bu ne kadar cızır diyor ya. Abi nükleer patlama gibi bir şey mi, ne oluyor? Bir savaşın ortası mı? Tam onu anlayamadım. Sığınağa iniyoruz. Sığınağa inerken işte bir ana karakter... Ana karakter değil. Dört tane karısı, çoluğu, çocuğu, kendi adam var bir tane. Adam Ted miydi? Neydi adı? Yeterli malzemeyi alıp sığınağa inmemiz lazım arkadaşlar. Ve o malzemeyle hayatta kalabildiğimiz kadar kalıp dışarıya birilerini yollayıp gelip gidip bir şeyler, alışveriş falan gibi şeyler yapacağız. Her şey tamamsa anlarsınız zaten şimdi. Tamam. Aile üyelerini alıyorum arkadaş önce. Gel bakayım. İki tane de su al. Aa, şey aldık. Böcek ilacı gibi bir şey aldık herhalde. Tamam. Arkadaşlar ben ilk de kurtaracağım da. Siz kurtarma deyip duruyorsunuz da. Tamam, doldu yine. Bence bu dolmuyor böyle de. Ha, kiloya göre. Abi şuraya gir. Bak silah al. Suyu al. Bir su da al, bir de kitap al. 20 saniye kaldı. Mutfağa da alacağım. Şimdi mutfağa da alacağım. Sakin. Konserve almadık çünkü. 1 2 3 4 Mutfağa bir daha gideceğim. Konserve. Tamam abi. Başaramayacağız yoksa. Çok bir şey alamadık gibi ya. Tüfek falan alamadık arkadaşlar. Bence yine de fena değildi. Dur bakalım. Şimdi dördü de hayatta. Tüfeğimiz varmış, almışız. Radyo alamadık. Abi su ve yiyecek var. Balta var. Maske falan da almış. Aslında fena değil. Haritayı alamadık. Arkadaşlar her şeyi almak mümkün değil. Yemekleri alamıyoruz bu sefer de. Hepimiz patlamadan sadece bir saniye önce sığınağa girdik. Bu çok yakındı. Hep birlikte olduğumuz sürece burada yaşayabiliriz. Konserve yemeklerinin insanlar için sağlıklı olduğunu duyduğumuzu hatırlıyoruz. Sadece sağlıklı değil, uzun gidiyor. Bu malzemeleri barınağa getirmeyi hatırlayamıyoruz. O ne demek lan? Bu malzemeleri barınağa getirmeyi hatırlayamıyoruz mu? Ama şikayet etmiyoruz. Muhtemelen daha iyi. Ha, bunları diyor, niye almadık mı diyor. Yo, almışız. Raflarımız konservelerle dolu. Konservelerden yiyeceğiz. Konservelerin üzerinde yatarız. Hatta konservelerle konuşacağız. Bazılarımız çoktan başladı. Bolcası uzun bir süre su hakkında endişelenmememiz gerektiği anlamına geliyor. İlk gün su vermiyor muyuz arkadaşlar? İlk gün hiçbir şey vermiyor muyuz? Oha! Suyla şeye bak, ben fullemişim. Arkadaşlar ilk gün su vermiyor muyuz? Bir dakika. Beş ve yedinin katları. Ha, su beşinci gün, yemek yedinci gün. Doğru, beş ve yedinin katlarında mantıklı. İlk gün vermiyorum, direkt geçiyorum. Hayatta kalmamız lazım, kusura bakmayın. Gelecek için plan yapmak için... Gelecek için plan yapmak için en uygun zaman veya değil. Ama bu korkunç durumda... Zaten yazı kötü, bir de var ya, çok kötü yazmışlar. Korkunç durumdan kurtulmak için neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Evimiz hala ayakta değil mi? Eğer değilse terk edilmiş Toronto şehrine geçmek zorunda kalacağız. Ne yazdık görmedim. Oğlum buraya niye yazıyorsun? Tövbe tövbe. Toronto'da bile çalışabiliriz. Soru, oraya ulaşmak için ne yapmalıyız? Bunun Avrupa'ya ulaşmanın en iyi yolu olduğunu duyduk. Mary Jane'in bu durumun ne kadar iyi idare etmesi etkileyici. Bu kadar iyi ne kadar okudum. Bugün iyi görünüyor. Haber olmaması aslında iyi bir haber. Timi hakkında yeni bir gelişme yok. Dolores abla... Mary Jane kız, şu olan Timmy, bizde Ted. Dolores biz değildi işte, ana karakter. Dolores yakında bir şey bildirecek olsaydı, yazılacağı yer burasıydı. Yani bildirecek hiçbir şey yok. Ted için yeni bir gelişme yok. Her şey dünle aynı. Tamam. Bugün de bir şey vermiyoruz. Beşinci gün vereceğiz.
Durum hala kötü. Şu anda çorak araziye gitmek hasta olmamıza mani olmadıkça güvensizdir. Abi yani inanılmaz garip bir Türkçe ile yazmışlar. Yani ne kadar zorlayabilirim kelimeyi diye. Ya yazdı kötü ya. Yazı zaten kötü. Daha da zorluyor. Tek çorak arazi tehlikelerine dayanacak kadar kuvvetli. Tamam. Torres'i gönderebiliriz. Mary Jane'i yollamadı ya. Yani. Timi gezi hakkında oldukça hevesli görünüyor. Yarın için bir keşif hazırlama. Bence duralım abi yok. Dedi ya kötü olabilir dedi. Hasta olurlar şimdi zaten bir tane şeyimiz var. Bir oyun ya da iki oynamak ruhu rahatlatmak ve bugün ve yarın sorunları aklımıza almak için. Abi ne diyor lan? İyi bir yol olabilir. Ve hey, oyun oynamak sizin için iyidir, biraz deneyin. Onu oynayacak bir şeyimiz yok ki. Gün 3. Arkadaşlar 5'te su vereceğiz değil mi? Bakalım bugün ne gelişme var. Ben casusum oyunu oynadık ve ilk 3 dakika için oldukça eğlenceli. Sonra herkes harfinden sıkılmaya başladı. Su şu anda Mary Jane'in en çok ihtiyacı olan şey. Timmy elma suyunu tercih ediyor ama şimdi ona biraz su vermeliyiz. Dolayısıyla bir şeyler içmek zorunda. Ted yakında bir şeyler içmeli. Yok abi hepsi susamaya başladı. 5. gün vereceğiz. 5. gün vereceğiz. Dayanın abi. Kasabımızda zehirlenme olasılığı hala var. Bu koşullarda radyasyon hastalanmamıza neden olabilir, hastalanmamıza. Hala gitmeyeceğiz yani. Abi yok hala gitmiyoruz. Dans eden bir hamam böceği görmek için yaşadığımızı hiç düşünmüyorduk. Hala düşünmüyoruz ama biz kedi büyüklüğünde olanlardan birini gördük. İyi haber arkadaşlar. Acayip bir radyasyon var dışarıda. Hepsi mutasyon geçiriyor yaratıklar. İyi haber ise büyük ihtimalle bölgedeki sıçanlardan korkmuşlardır. Kötü haber ise onlar büyük ve tahminen şans bulduklarında bize saldıracaklar. Böcek ilacımız var. Yani kullanma diyordu. Kullanmadım ben. Lan! Fare sesi geldi. Lan böcek gelmiş. Aman tanrım. Bu şey büyük ve biri daha geliyor. Böcekler her yerde. Hepimiz lanetlendik. Tamam. Kirli hissediyoruz. Mary Jane bayılıyor. Ona içecek bir şeyler bulmamız gerek. Hızlı Timi çok kötü durumda. Ona su vermeliyiz. Şimdi Dolores zaten su... Arkadaşlar şimdi su veriyorum değil mi? 5. günde miyiz? 4. günmüştü abi. Vermiyorum su. 4 gün diyordu. 4 gün. 4 gün susuz kalabilirler diyordu. Ama 5. gün. Yani 4 gün kalmış oluyor. Yarın yarın. Dur dayansınlar da şu böceğe bir şey bulak ya. Büyük risk diyor hala yukarı yapamazsın diyor. Son birkaç yıldır gideceğimiz göle ne dersin? Bak ne güzel oldu. Şükürlükten çok uzak. Biraz yüzmek. Belki bir tekne yolculuğu her yer dönüşse bile. İlk gün verecektik abi. Sonra 5-7. Yapma be. Oğlum bak doğru info verin. İlk gün vermedik. Arkadaşlar ölürlerse sizin yüzünüzden bak. Chat. Ölürlerse banla beni abi diyor. Tamam. Yazdık kenara. Goelder. Çağatay. Aha kapı çaldı. Ya şuna bir ilaç sık ya. Yine doğru da ölmekten daha güvende olmaktan daha iyi. Kapı çaldı. Dur bakayım. Mary Jane bayılıyor. Onu içecek bir şeyler bulmamız gerek. Tamam sakin. Timi çok kötü durumda. Ona şu an su vermeliyiz. Dolores artık su olmadan hayatta kalamayacak. Ted bir ayağı mezarda gibi ölür. Tamam abi sakin. Şimdi herkese su. Sadece su ama yemek yok. Şu anda çorak araziye gitmek. Tamam. Gerek yok hala. Her zaman kurhaneden ve benzerlerinden uzak durduk. Dururduk. Bu yüzden bir adam kapımıza girdi ve bir kumarbaz olduğunu anında şüpheliydik. Biz oyunu... Aa, bizim yok ki zaten. Abi bir kart oyunda iki su şişesi bahsi önerdi. Gerek yok. Nerede yatıyor bunlar? Orada yerde merde yatıyorlar bir şekilde. Şurada falan ne bileyim. Yani saç sakal uzamaya başladı lan sanki. Kumar korkunç bir alışkanlıktır. Çocukların önünde nasıl bir örnek bu? Saf malzemelere ihtiyacımız var ama biz onları böylece alamıyoruz. Arkadaşlar 7. günde yemek yedireceğiz değil mi? O adamdan kurtulduk hele şükür. Mericen. Ya şunu ilaçla Allah aşkına. Ayar oldum ya. Hiç olmadığını söyledi. Timmy öyle görünmeyebilir ama o güçlü bir çocuk. O sadece iyi olmaya çalışıyor. Dolores oldukça iyi. Bu küçük barınakta ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi. Güzel. İşte Ted'le ilgili yeni bir şey yok. Tamam. Hiçbir şey vermiyoruz. 7. günde yemek veriyoruz. 5 ve 7'nin katları. Okey. 7, 14, 21, 28. Öyle gidiyor. 35, 42, 49. Tamam. Aklımıza getiririz. 5 katları basit zaten. Şimdi yine bir şey yok. Durum hala kötü. Şu anda çorak araziye gitmek. Tamam abi gitme diyorsa gitmeyelim. Şunu kullanacağım ya. Bizi
Deli ama bence bu ne bize deli de ama bence bu hamam böcekleri bizim psikoloji aman artık onlar bizim entelektüel için abi ilaçla gitsin hasta olacaklar bak. Hasta olacaklar. Hala duruyor lan. Ha git lan. Onların liderleriyle tek bir dilde anlaştık. Eminim hamam böcekleri bunu anlamıştır şiddet. Mary Jane acıkmış. Timmy çok acıkmış. Yemek veriyorum. Doris bir şeyler yemeye gerçekten çok istiyor. Abi çok istiyorlar. Açlıktan ölecek demesi lazım bence ya. Ben yine vermemek istiyorum da. Verelim mi yemek? Bir saniye. Verelim değil mi? Hepsine bir de yemek verdik arkadaşlar. 7. gün. Ya ben verilen infoya göre gidiyorum. Hala birini yollamıyoruz arkadaşlar. Hava alabilmek için bu sabah sığınak kapısını açtığımızda kapımızın önünde... Hani dışarı çıkarmıyorduk. Küçük bir bavul bulduk. Üzerinde bir not yoktu ve mahalle boş görünüyordu. İçine bakmalı mıyız? Abi bak hamam böceğidir bir şeydir gerek yok. Bakmıyorum arkadaşlar. Bakmıyorum. Çit. Bakalım diyor. Bak oğlum öldürecek. Bak, 4 kişi yazdı. Herkes bak diyor. Bak sizin yüzünüzden bakıyorum. Kötü bir şey çıkarsa chat'i suçuyor YouTube. Bir tane bakma diyen yok. Ne iyiydik ha buraya bir şey çizmişler. Oğlum bunun burnu falan kızardı. Hasta oldu lan. Bavulun içinde biraz çorba bulduk ama adı güzel. Uzun zaman önce süresi dolmuş. Peki hissetmiyoruz. Bazılarımız köşede kovayla geçirecek. Anonim ederi bir daha. Ya chat. Abi ben kendim karar vereceğim o zaman. Tamam böyle şeylere. Herkes al abi. Bak abi. Bak abi. Bakma abi diyor. Potato çuvala bak şimdi. Şu anda Mary Jane suya çok gitti. Abi şimdi karıştırdık yani. Su vermesek ölürler mi? Tim elma suyunu tercih ediyor. Onu biliyoruz bunlar. Geç. Bunlar şimdi okumaya gerek yok. Okumaya. Okumaya. Ne okuması ya? Aa. Ted enfeksiyon kapmış. Abi bunu veriyorum. Ted'i öldüremeyiz. Ben veriyorum. Enfeksiyon nasıl kapmış olabilir ya? Abi enfeksiyon diyor. Başka bir şeye benzemez. Yüzeye yapılan gizler şu anda sağlığımız için büyük risk. Abi 10. günde falan yollayalım bence. Hamam böceklerini öldürdük ya Allah'ım bitti. Şey de bitti. İlaç da bitti. Bak fare geldi. Sağa sola bakıyorum şurada ne var ne yok diye de. Hayal gücünün ürünü konuşmak da... Ney? Konuşmak tamam ama hava böcekleriyle konuşmak hadi ama. Biz bundan daha iyiyiz değil miyiz? Mary Jane bayılıyor. Ona içecek bir şeyler bulmamız gerek. 5. gün. 10. gün. Timi çok kötü. Dolores artık su olmadan hayatta kalamıyor. Ya bit bırak bu işleri biliyoruz onlar. Tet hastalığından kurtuldu. Tamam hepsi sağlıklı yeter. Diğer gün vereceğiz. Diğer gün vereceğiz. Dışarıya yeni kimse yollamıyoruz. Garip ses dışarıdan mı geliyor yoksa bizimle barına gelen bir şey mi olabilir? Hiçbir şey. Fare abi. Bir şeyle meşgul olmalıyız. Meşgul olacak bir şeyimiz yok maalesef. Kart falan yok. Aa telefon çaldı lan. 10 gün hayatta kalmış. Telefon ne alaka? Can sıkıntısı gerçekten barınakta size gelebilir. Sizi karanlık yerlere götürebilir. Bize güven. Mary Jane bayılıyor. Su vereceğim. Su. Su. Hepsine bir su veriyorum arkadaşlar. Bak azalıyor ha. Yolluyorum 10. gün. Arkadaşlar yolluyorum birini. Daha sonra telefon görüşmelerinin geçmişte kaldığını düşmüş. Ancak bizim caddede bir telefon kulübesi bir şekilde bombalamada kurtuldu. Şu an çalıyor gibi görünüyor. Cevap vermek için bir... Abi bence bak bunu açalım. Ablayı gönderelim. Teddy yolluyorum. Teddy hevesliydi ya. Teddy yollayalım lan dur baksın gelsin. Gerçi bu anlar mı ki? Baba baba havuç kafa Teddy'e bak. Neymiş telefon Teddy'cim anladın canım benim. Bu ders çalışıyorum diyormuş. Telefona cevap verdiğimizde arayandan bir rahatlama hissi duyduk. Kedilerini yakındaki bir Hillvolay kasabasından sağ kurduktan sonra kurduktan ancak
Tanıttılar mı? Sağ kurtulan olarak tanıttılar. Kedilerini diye okudum kendilerini ya. Böyle bir şey, kötü yazı yok ya. Çağrı kesildiğinde bilgi alışverişine başlamıştık. Bir şey onların tarafından yanlış gitmiş olmalı. Umarız bize geri dönerler. Dimitri çok korkuyor ama ona araziden geri geldi ve... Bir kedi vardı da kediyle karıştırdım belki beynimde. Tamam, yine yollayalım arkadaşlar. Yüksek bir sesle söylemiyor. Abi Mary Jane, bu arazi iyi değil dedi. Tim Hakkı'nın hayatını... 14. günde yemek vereceğiz. Ted şikayetçi değilmiş. Hiçbir şey vermiyoruz. İyi gidiyoruz bence. Boş arazinin durumu... Bizim için bilinmektir. Belki dışarıya bir risk çıkma sonuçta bir... Abi yollayacağım. Kesinlikle. Neler olup bittiğini merak etmeyi bırakmamızın ve soru sormaya başlamanın ya da en azından bazı makul cevapları dinlemenin vakti geldi. Peki ya bir radyo istasyonuna gidip cesur yeni dünya hakkında bir iki şey öğrenmeye ne dersin? Yok ya abi, radyomuz yok. Maalesef alamadık. Kimi yolladık biz? Yolla dedi, kimseye yollamadık. Cehaletin mutluluk olduğunu söylüyorlar. Neler olup bittiğine dair bir ipucu olmadan bir gün daha bizi öldürmez. Mircin iyi olduğuna da hiç ihtiyacı olmadığını söyledi. Sakindi. Şikayetçi değil. Hala bir şey vermiyoruz. 14. günde yemek vereceğiz. Abi sorumluluk sahibi ise ablayı seçelim bak. Ne verelim ablaya? Gaz maskesi verip yolluyorum abi ablayı dışarıya. Keşfetsin. Kız bu arazi de iyi değilmiş arkadaşlar. Sadece o iyi değilim dedi resmen. Bir şey içmeniz. Timzu'dan başka bir şey hakkında konuşuyor. O biraz su içmeli. Yüzeye gidiyor. Umarız o tekrardan güvende olacak. Ekipman bunu götür. Ted, midesi gurulduyor. Ted'in hayatta kalmak için suya ihtiyacı var. Hala bir şey vermiyoruz. Yiyecek ve suya sahip olduğumuz sürece içeride kalabiliriz ama sonunda gitmemiz gerekecek. Bu durumda mümkün olsa bile kendimi daha fazla belaya sokmak yerine doğrudan güvenliğe doğru ilerlemek iyi olur. Umudumuz cesur askerlerimizi kurtarmaya ve bizi iyi gizlenmiş bir yere götürecek devlete ait bir sığınak. Timmy'nin onlar hakkında çizgi romanları vardı. Yani onların var olması gerektiğini biliyorsun. Tek yapmamız gereken orduyla bağlantı kurmak. Radyomuz yok. Nane yedik arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Yemek günü 14. gün. Yapmamız gereken bir şey varsa bölgemize iletilebilecek acil durum yayınlarını yakalamak için düzenli olarak bir radyo... Yok radyo yok. Ya da dışarıda bekleyeceğiz. İlk seçenek biraz daha mantıklı geliyor. Abi abla gitti, o bulur ya. Mericen küçük bir yemeği hak ediyor. Bayılıyor. İçecek bir şey de, Temi çok acıkmış. Ted acıktı. Ted de içkici midir nedir arkadaş? Arkadaşlar yemek günü. Radyo getirebiliyor mu acaba abla? Küçük dükkanın hala ayakta durup durmadığını görmek için bir dakika dışarı çıkmaya karar verdik. Dışarı çıkmak üzereyken karanlıkta bir hırıltı duyduk ve bir çift vahşi göz birkaç metre uzakta göründü. Düşecek zamanımız yoktu. Abi mecbur silah. Silah daha ne zaman? Ya, vahşi bir ses diyor. Vurduk la. Aa, saç sakal uzadı bizim adamın. Neymiş ses, o ses? Tüfekle yapılan hızlı bir atış, karanlıkta bizi izleyen herhangi bir yaratığı korkutmak ya da yere sermek için fazlası yeterli de onun bir daha görmedik. Mary Jane bayılıyor, ona içecek bir şeyler bulmamız gerek hızlıca. Tim çok kötü durumda, ona su vermeliyiz, bir şey, herhangi bir şey vermiyoruz, kuruluyor falan filan. Tüfek gitmemiştir inşallah. Ya ne içkisi kardeşim, içki miçki yok. Hadi işine bak. Durdu, su vereceğiz 15. gün arkadaşlar. Su günü. Suyumuz azalıyor, inşallah abla su alır gelir ha. Nükleer bir patlamanın küçük tartışmaları gidermek için yeterli olacağını beklersiniz. Geleceği çok bakmaz kife, tüp çıplak duvarlar, patlama falan gene ha. Abi kafa yiyor bunlar, ben size söyleyeyim. Şu gitsin abi şuradan, çok rahatsız ediyor ya. Bu kadar tartışma yeter. Endişelenecek daha önemli şeyler var. Mary Jane rahatsız eden yeni bir şey yok. Tamam, bunlarda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yemek de vermiyoruz. 21. günde vereceğiz. 20. günde su vereceğiz.
Mutasyona uğramış kemirgenler malzemelerimize saldırır. Hayda, isyanlar vahşi tavşanlar da sadece mutasyona uğramış hamsterlar olup olmadıklarından emin değiliz. Olca acımasız buzarlar hep her birinden kurtulmak için yedek mühimmat veya başka bir şey kullanabiliriz. Balta kullanalım mı arkadaşlar? Ama abi silahla tavşan aslında olur lan. Berkay diye biri bir kişi abone hediye etmiş. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar silah mı balta mı? Bence baltayı kullanalım. Mermi diye bir şey vardı normalde de kullanmadık. Ama ana malzemeleri radyo harita zaten ilk. Neyse artık bir dahakine abicim. Burak haklısın abi. Silah dursun lan baltayla. Balta. İnsan olmadığı belli abi. Baltayla hö hö yapar korkuturuz. Ne oldu şimdi? Yiyecekler azalmış lan. Ha yok daha burada da varmış. Sanki azalmış gibi geldi de. Kutular kurtarıldı. Kıllı mutant için çok kötü mü? Sanırım hala besin zincirinin tepesindeyiz. Bizim için iyi. Durum bu kadar iyi idare etmesi etkileyici. Bugün iyi görünüyor. Timi iyi. Şey en azından 5 dakika önce iyiydi. Ted iyi. O ne demek ya? 17'ye hiçbir şey vermiyoruz. Geç. Omuzunda eşit derecede kabarık bir çanta taşıyan kalitesiz görünümlü bir tüccar bize bir ziyarette bulundu. Bize basit tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir kutu çorba için çantayı ve tüm içeriğini alıyoruz. İçeride ne olduğunu göremiyoruz ve tüccar gizemli çantaya doğru bir adım attığımızda bize kızgın bakışlar verir. Anlaşma yap. Aa bak yine dolandırılabiliriz ha. Bu tarih geçmiş çorbayı bırakan olabilir. Almıyorum. Bak abla çorba getirebilir dışarıdan. Radyo çıkarsa ya çantadan. Bunu net al diyen var. Almadı. Kedi diyor. Kedi kedi. Aynen aynen. Boş ver ya. Açmıyorum. Almıyorum. Bu kedi kedi. Bir tane kedi gelecek başımıza bela olacak. Tarih geçmiş çorba. Çorba ver. Öyle bir şeyimiz yok. Abi çorbamızı vermedik. Dedelerimiz her zaman bize görünmeyen bir şey satın almamamızı söylemişti ve şimdi almak üzereyiz. Gitti. Gitti. Yard satış zamanlarıdır. O gizemli çanta gözlemci şeylerden olmadan idare edebiliriz. Mary Jane çirmeli senin bir şey yok. Yok bunlar geç. Kaynak yok. Kusura bakmasın. Abla niye gelmedi? Kaç gün oldu ya? Burada güvende olmak orada tozlaşmaktan çok daha iyidir ama bu dışarı çıkmak istemediğimiz anlamına gelmez. Belki yakında yürüyebiliriz. Bombalan. Abla ya öldü mü? Ne oldu? Bombalamalardan bu yana mahalle muhtemelen çok daha huzurlu. Ölmemiştir ya. Ah geldi. Ana hasta mı olmuş lan? Lan maskeyi yırtmış ya. Balta var. Silah duruyor. Güvende olduğumuz sürece burada kalabiliriz. Dolores'in araziden güvenli bir şekilde geri geldiğini görmekten mutluyuz. Bu ne oğlum? Kapıda biri gördük diyor. Şeyler, değerli eşyalar konusunda takas yapabiliriz dediler falan gibi bir şeyler söylüyor. Ben item bitem vermem abi onlara. Ne oldu oğlum? Türkçesi buldu. Lanet gaz maskesi keşif sırasında hasar gördü. Git. Aha radyo. Radyo buldu. Abla radyo buldu. Abla radyo buldu vallahi. Vereceğim bayır onu içecek bir şeyler ver. Gün 19 hiçbir şey kimseye vermiyor, bir şey vermiyorsun. Helal be. Dandik paketten radyo. İyi ki o kutuyu satın almamışız. Arkadaşlar yine bir şey yok. Abla hasta da değil bu arada güzel. Dolores'i gönderin onun ölümü. Ha, Dolores ablayı bir yere göndermeyeceğiz. Arkadaşlar ben yine gönderiyorum. Timmy'yi gönderiyorum. Bak sürekli dışarıya ya da biraz dursak mı acaba? Ama kaynaklar azalır bak. Timmy'yi gönderelim. Ama maske veremeyeceğiz Timmy'ye. Suyu 20. günde vereceğiz arkadaşlar. Yemek ve su. Aynı gün veririz şey olur. Eğitim ihtiyacımız yok. Bu yeni dünya ve okul hiçbir şey yaratmıyor ama. Dolores bir süredir yemek yemedi. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Bak. Su günü ya bugün. Hepsine su veriyorum.
Ablaya yemek veriyorum sadece. Sadece ablaya yemek. Ama diğer gün zaten vereceğiz ya. Ölmez abi bir günde. Çocuğu yollayalım. Bir şey vermesek mi acaba, zaten dışarı yollayacağız ya. Dışarı çıkmak için yanına radyo veriyormuşum. Baltayı vereyim lan. Baltayı verdim. Anam! Oğlum ablaya ne olmuş? Dolores neredeyse hiç güç kalmadı. Bu gece yemezse sabaha kadar dayanamayacak. Dolores hastalığa yakalandı. Ayda. Hastalandı ya. Dur, hepsine veririz değil mi? Doğru. Abi yok ki. Keşke dün verseydik yemek ya. Yiyecek ve suya sahip olduğumuz sürece içeride kalabiliriz ama sonunda gitmemiz gerekecek. Bu durumda mümkün olsa bile kendimizi daha fazla belaya sokmak yerine doğrudan güvenliğe doğru gitmek, doğru ilerlemek iyi olur. Umudumuz cesur askerimiz falan filan. Tim'in onlar hakkında vardı. Onların varmış, tek yapmamız gereken radyo. Abi radyoyu açıyoruz harbiden. Radyo lazım. Aha. Radyodan sinyaller duyduk. Şu böcek acayip rahatsız ediyor. Sinek de. Bunu bir de hükümet düşmeli ve bizi kurtarmaya geliyorlar. Tez iletişimde kesin tarih vermediler ama bizi uzun süre bekletmeyeceklerinden eminiz. Birkaç gün içinde iletişime geçeceklerini söylediler ve daha fazla talimat beklememizi söylediler. Mary Jane küçük bir yemeği hak ediyor. Dolores bir süredir yemek yemedi. Hiçbir şey vermiyoruz. Bu ablaya şeyi vermek isterdim. Her yere dönümcek. Abi yok ki, yok. Ve sularımızdalar. Abi savaşacak hiçbir şeyimiz yok ya. Taneyi yedik. Papuç aldı. Kim o? Bu örümceklerden çıplak ellerimiz, ayaklarımız ve ölümcül anti örümcek saldırıları için kullanabileceğimiz başka bir şekilde kurtulmaya karar verdik. Maalesef onları hafif aldık. Çok hızlılar. Çok yorulduk. Belki bir dahaki sefere daha fazla şansımız olur. Biraz su verebilir miyiz? Mary Jane bütün gün bunu soruyor. Dolores bir süredir yemek yemedi. Neyse yemedi. 21 günde, 21. günde verdi ki ya. Su olmadan daha fazla yaşayamaz diyor. Suda 20. gün verdik. Abi bu abla su da içmemiş diyor o zaman. Sadece bu ablaya su vereyim. Arkadaşlar biz dışarı çıksak bile burayı gösteriyor hala. Yemek verdik ya. Abi bir su bir yemek vereyim, ölecek yoksa. O günü geçti bu artık. Bu ablanın iyileşmesi için bir şeyler veriyoruz. Huzur ve sessizlik zaman olması bekleriz çünkü. Ha, kapının çalması sebebi. Köysen artık yoktur. Gitmişlerdir. Yine de burada kapıda biri var. Onu açtığımızda mavi bir tulumda ona su çipi ticareti yapmamızı isteyen garip görünümlü bir adamla karşılaştık. Su çipi mi? Ya ne su çipisi ya? Verdim verdim ya. Bir şey olur, yazık ya. Aa abla iyice çöktü lan. Zombi oldu oğlum. Ne olduğunu bilmiyorduk ve bir tane... Tamam. Şu tam 24 gün mü yapıyor? Bayılıyor. Mary Jane dursun, 25. gün vereceğiz. Dolores daha dün yedi ya. Oğlan bir geleydi, bir şeyleri getireydi. Bir şey getirse şuraya. Çok kötü. Biz meşgul edecekti. Hiçbir şeyimiz yok ki abi. Aha. Radyo sinyali mi geldi 25. gün? Ted ve Mary Jane hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Ama şu anda tiyatro oynamaktan daha önemli işleri... Abi yok ki. Mary Jane acıkmış. Mary Jane bayılıyor. Tamam, bugün su vereceğiz zaten. Ted buraya mezarda gibi görünüyor. Şu anda bir iş... Ya bir gitsin Allah aşkına. Arkadaşlar hepsine veriyorum. Ablaya da veriyorum su. Ayırt etmiyorum. Yalnız suyumuz çok az kaldı.
Yemek günü 28. gün. Ben hepsine su veriyorum abla hasta ya. Bundan suyu alsak mı acaba? Abi yarım su için şimdi şeyi kaçıracağız ya. Sıralamayı kaçıracağız. Bir şey düzgün çalışmıyor ve ne olduğundan emin değiliz. Bu nasıl oldu bu delilik? Bu hayatta kalacaksak kendimize de... Bu ne oğlum? Aha geldi. Oğlan geldi. Ne getirdin lan? Ne bu üstün başın oğlum? Balta nerede? Bu ne oğlum? Bir şeyler getirmiş gibi sanki ama bak. Tartışmayı bıraktık ama ne kadar süreliğine. Timmy için çok korkuyorduk ama o araziden geri geldi ve şimdi bizimle güvende. Kasabamızın merkezindeki eski kütüphanede büyük bir moloz yığınına indirildi. Harabelerde ayırt edilebilen tek şey birkaç yarı yanmış kitap rafları ve kütüphanecinin masasının kalıntılarıydı. Enkaz altında bazı su şişeleri... Oo iki su! Balta gitmiş. Biraz tozlu ama içindeki sıvı yeterince temiz görünüyor. İki su buldu güzel. Ama balta başarı. Baltaya ne olmuş olabilir ha? Balta başaramadı ne demek abi? Suyu getiriyorum baltayı mı bırakıyorum? Balta başaramadı ne alaka abi? Tamir basalım diye. Timi bir şeylere ihtiyacı var. 26. gün hiçbir şey vermiyoruz. Aha! Ha, verebiliyor sandım bir şeyler ya. Veremiyoruz ki yok. Abi kimseyi... Abi şu kızı da gönderiyorum. Bak Ted'i göndermiyorum. Kocakan tesadüfen bir... ya da bir şeyleri yıkmıştı bu arada. Moloz ortasında bir kedi bulduk. Pençelerini kan ve parçalanmış çevrili bir şekilde yakaladık. Kedimizi takip etti. Şimdi pencereleri sapasızlıktık. İçeri girelim mi ne demek lan? İçeri alalım mı diyecekti herhalde. Kapağımızı çizerken duyuyoruz diyor. Kedi su falan yiyor içiyor. Alsak böcekler kedi böcek yer mi arkadaşlar? Fare yer. Kedi içeri gelince ondan mı yemek vereceğiz? Oğlum bak kediyi başıma bela edeceksiniz lan. Abi benimki yiyordu böcek. Alma diyor millet. Oğlum biz kendimize zor bakıyoruz. Kediyi neyle besleyeceğiz biz ya? Abi bir tane. Lan üzüldüm de aslında ya kediye. Ama dışarısı daha çok ve yemek vardır abi içeriye girmesindense. Almıyorum abi. Biz besleyemeyiz abi. Dört boğaz besliyoruz zaten. Dışarıya... Bu ne oğlum? Bu kız dışarıya dışarıya gitmedi. Bunun hali ne? Beslemek için başka ağızda ihtiyaç yok. Ayrıca kedilere özellikle de bu sorunlu zamanlarda güvenilir olamaz. Çizilmeyi göz ardı ettik de ve dün gece her şey sessizdi. Biz yaratık gitti sanırım. Biz yaratık gitti sanırım ne ya? Acıkmış. Bir şeye ihtiyacı da bir şeydi. Yemek yemedi. Tamam. Ted acıktı. 27. gün arkadaşlar. Bir gün sonra
yemek vereceğiz. Bugünkü sıcak ne? Abi şunu göndereceğim böyle. Tüfek de ona vermeye. Tüfeği bırakır gelir bu ya dışarıda. Aa vereyim abi ya, kendini savunsun. Abla iyice gitti lan. Bir şey yeme ihtiyacı var. 28. gündeyiz arkadaşlar. Son şansla hepsine yemek vereceğiz, merak etmeyin. Bugün yemek günü, üzülmeyin. Hadi bakalım. Yemek suyu eşit götürüyoruz ha. Keşke vermeseydin abi tüfeği. Oğlum bu ne? Bu da hastalanmış ya. Of, sen nasıl hastalandın abi ya? Bunu şüphe ne dersin? Belki de oraya gitmeliyiz. Buradan çıktıktan sonra ilk durağımız orası. Buna bir cevap veremiyoruz. Abi kaybettin, direkt tüfeği vermemedin. Ne demek kaybettin ya? Abi bu arada ilk oynayışına göre çok iyi ilerledin. Neyi kaybettim yani? Tüfeği verince neyi kaybetmiş oluyoruz? Toronto bile çalışabiliriz, sonra oraya ulaşmak için yapmalıyız. Bunun Avrupa'ya ulaşmanın en iyi olduğunu duyduk. 29 gün hiçbir şey vermiyoruz. Artık su almadan hayatta kalamayacak diyor. Geç abi bunları. Dolores iyi görünmüyor abi. Yok ilaç milaç hiçbir şey yok elimizde. Baltayı vermeseydin çok rahat kazabilirdim. Baltayla iki tane su getirdi ama. Şu zamanlar çok zor ve herkesin moral tutmak için yapabileceğimiz çok az var. Benim tüm bir şeyler yemeli, su vereceğiz. Ne daha dün yedi, ne bir şeyler yemeli. Şimdi bunlara su veriyorum. 30. gün. Kapı çaldıydı, o neymiş? Yok ki mermi. Dağınık camı kıyafeti giymiş genç bir kadın göründüğümüzde bıraktık manzarayı. Hayran kaldık. Kötü görünümlü bir tüfeği vardı ama sizi kibar bir şekilde selamladı. Büyük mutasyon olmuş bir örümceği takip eden bir avcı olduğunu iddia ediyor. Abla uçmuş. Cephane tükendi ve eğer ona yardım edersek bir süre sonra bize vereceğini söyledi. Yok ki ablam, neyle verek? Aha geldi. Kız geldi. Tüfeği de getirmiş. Tüfeği de getirmiş. Öldüren silahlı bir kişi mi? Demutasyona uğramış örümcek mi? Mahallemizde mi? Alakamız yok diyor. Yaptıktan sonra belediye binasına vardık. Yarısı hala hayatta dururken diğer yarısı. Hadi inşallah bir şey getirmiştir. İşte bu. Ablaya veriyoruz bunu. Kesinlikle veriyoruz. Bir şey bulmak falan filan. Belediye başkanı üst kattaki. Mary Jane çok yorgun falan filan. Helal olsun lan Mary Jane'e, yemin ediyorum. Önce bunu verelim çünkü abla çok hasta. Önce hasta oldu. Yemek su ablaya mı? Bence ablaya yemek su vermeyelim. Daha dün verdik. Dışarıya tedarikatın riski atma. Abi şimdilik kimseye göndermiyorum. İyice bir dinlense. Tedi riski atamıyoruz. Bugün bir ordu yayını kesintiye uğradı. Sadece kahvaltı diyelim. Her neyse, bizi buradan uzaklaştırmak için çok hevesli görünüyorlardı. Ama daha önce yapmaları gereken bazı şeyleri gözden geçirdiler. Listedeki ilk madde biziz. Coğrafi koordinatlar verdik ve hala hayatta olduğumuza dair bir işaret bırakmak için oraya gitmeliyiz. Bu bir harika haritaya harika diye okuyorum. Kafayı yiyeceğim. Bu bir harita ile kolay olurdu. Haritamız yok. Enes Baba ikinci aynı demiş. Asya demiş. Oley. Oley mi? Hoş geldin diyecektim. Oley dedim ya. Kafayı, vallahi benim de psikoloji. Abi bana döndü lan adam. Abi hepsi bitmiş tiplere bak arkadaşlar. Bir harita olmadan yerini bulacağımızdan emindik. Yanıldık umarım bir daha. Ya harita yok yok. Başladı 32. gün. 35'te hem su vereceğiz hem yemek vereceğiz. Bunları geç. Geç. Şuna da bir şey bulabilsek. Teddy. Arkadaş hepsi dinlesin. Ted çorak arazinin tehlikelerine dayanacak kadar. Ted'i gönderiyorum o zaman abi. Şımardı artık Ted.
O yeşil su birikintisi nereden geldi? O tanrım. Bir boru yeşil sızdırıyor. Bu iyi değil. Hiç de iyi değil. Şimdi harekete geçmeliyiz ve kimse paspas toplamadı. Ne yapacağız? Allah'ım. Ne diyor? Yayınlar abi, iyi akşamlar. Eyvallah abicim, hoş geldin. Şimdi şu arkadaşı bir yollayacağız. Arkadaş, bu ne oğlum? We couldn't figure out. We just assumed. Geç bunlar, boş. Yolluyorum dışarıya. 33'te bir şey vermiyorduk. Bu gidecek, o zaman bu yemeyecek. İnşallah bir şey getirir ya. Ted güle güle. Hadi bakalım, Ted'i yolluyoruz. Su verip yolla. Hiçbir şey vermedi. Silah bile vermedim. Hiçbir şey vermedim. Ted gitti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mary açtan ölüyor falan filan. Timmy'nin bir şeye ihtiyacı var. Arkadaşlar yarın hem su yeme hem yemek. Bu da hastalandı ya. Sana ne oldu ablam ya? Aha, hayatta küçük şeylerden tatmin olmak önemli bir durum. Mary Jane barınağımız için birkaç tohum bulduğunda çok heyecanlıydı. O biraz şansın yaver gitmesiyle birlikte ve yeterli su ile toprakla kendi yiyeceğimizi yetiştirebilecek duruma geleceğiz. Bilmiyoruz ama eğer öyleyse onları dikmek olabilir. Kendi bahçemize bir şişe su kullanarak başlayalım mı? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Abi tohum iyidir ya. Ama var ya, radyasyonlu toprak. Başlayalım abi, yemek bitecek yakında. Buna başla. Bir şişe su ya, bir şey olmaz. Bir şişe ama ya. Lan çocuklar nereye gitti? Abla iyileşmiş bu arada sanki biraz. Açlık Timmy'yi delirtti, ona yemek veremedi. Kaçtı ve asla geri dönmedi. Mary Jane için yemek ayıramadık ve sonunda ona sabrın taşma noktasını geçtik. Hiçbir şey söylemeden gitti ama biliyoruz ki... Ya ne alaka, bugün yemek su verecektik. Kaçtılar abi. Ya abi hani 5 5'e 7 idi. Ya Bay Squeezy, sen baltayı verdin abi, oyun GG diyorsun. Şimdi adamlar yemek vermedik diye gitti abi, oyun GG dedim diyorsun. Ne alaka yani? Bir de gülüyorsun. İşte bir şey yok. Toprak tohumlar, su birkaç gün içinde neler olduğunu göreceğiz. Umalım ki bu tohumlar. Dolores bir süredir yemek yemedi. Dolores'e hem su hem yemek vereceğim. Sadece o kaldı zaten. Burada olmak çok güzel, burada yaşamak en iyisini yapmaya ihtiyacımız var falan filan. Medkit'i çok yanlış yerde kullandın abi. Oğlum yanlış yerde kullandın ne demek? Kadın ölüyordu ya. Nerede kullanacaktım? Kadın ölürken kullandık medkit'i. Abi üstüne tıklanınca böyle bir şey çıkıyormuş lan. İlk medkidi diyor abi. Ne ilk medkidi ya? Ablaya ne olmuş oğlum ya? Mevcut durumumuz göz önünde bulundurulduğunda endişelenmek çok zor. Bazı günlerde bu... Ablaya hem su hem yemek verdik, hale bak. Hiçbir şey yok abla sana. Dur bakayım, bizim adam dönsün de be. Aha radyo. Kapı da çaldı lan. Ted çok uzun süredir dışarıda ve hala geri dönmedi. Bir daha geri dönmeyeceğinden korkuyoruz. Yine de ona orada ölmekten daha güvende olmak daha iyi. Yine bir şey vermiyoruz. Para kapısının anladığım bir not bulduk. Kimseye gönderemiyoruz bu arada. Böyle değil. Kimseyi yollayamayız şu an dışarıya. Abi ilk günlerde Timmy'ye medkit... Lan oğlum, oyunda sonradan medkit çıkacak kesin mi? Sonradan medkit çıktı. Onu verdiyse onu...
Bir de yanlış kullandık ne demek? Adam hastalandı mı etkit veriyoruz? Keyfe vermiyoruz ki. Abla biraz dikeldi mikeldi bir şey oldu ya. Bu her şey çok riskli geliyor. O mektubu kimin bıraktığını bilmiyoruz. Zararsız bir şaka da olabilir ya da bir haydut tuzağı da. Biz burada Kraliçe Ordu'nun aynen abi boş ver. 38'de yine bir şey vermiyoruz. Abi tek başına da kafayı yedi. İyi olduğunu söylüyor, emin değiliz diyor. Keşif gezisi yok. Ted gel artık ya. Kapı içinde kodlanmış bir not kaldı. Bütün semboller ve rakamlar mektubu okuyabilmemiz için çatlamanız gereken bir çeşit şifre. Çatlamanız gereken bir çeşit şifre ne ya? Abi yok yok. Ben sadece dolar ez kalmışken böyle riskler alamam. Aha radyo. Aha radyo. Allah'a radyo. Boş zamanlarda bu kodu kırmak için elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştım ama biz devam ettik. Muhtemelen denemeye devam eder de bir şekilde notu bir gizlide kaybetmeyi başardık. Dolores bulamazsız bir şekilde kızgın görünüyor. Neredeyse bu mektup hakkında bizim bilmediğimiz bir şey biliyormuş gibi o. Dolores kafayı yedi yedi, boşver onu. Onu boşver. Su olmadan hayatta kalamayacak diyor. Bir gün daha, bir gün daha dayanacak. Mecbur. Yeter bu saat tatsız suya. Dolores gerçekten bir fincan kahve istiyordu. Gerçi ben de var da vermiyorum sanki. Arkadaşlar göndere, son kişi gönderemiyoruz ya. Oyun saçmalıyor şu an. 40. gündeyiz. Ted hala gelmedi abi. Onam bu ne? Onun için bana risk atmayacağız. Aklında daha önemli şeyler var. Duvardaki çatlıklar. Ayda. Dolores'e su vereceğiz. Abi gönderemiyoruz zaten ablaya bak. Dokunaçlar, dokunaçlar her yerde. Dokunaçları mutasyon uğradı ve ne diyor? Mary Jane'in lanet olası bitkisi yaşıyor. Ay Allah belasını vermesin ya. Bunlar dişimiz çok büyükler. Bir şeyler yapmalıyız. Yok. Yapacak bir şey yok. Abi, aha radyo. Bitki gitti la. Abla biraz daha dayan be. Savaşta kullanan hiçbir şey yoktu. Peter Bey abla. İki tane yemek gitti. ...42'de vereceğiz değil mi yemeği? Neyse yemek var Allah'tan. Ted getirir belki biraz daha. Hadi Ted gel artık ya. Bugün radyodan gelen müzik aniden durdu ve... ...bunun yerine oradan biri demek zorunda kaldı. Talih hakkında konuşma baş... Ama önce yapmamız gereken bir şey var. Tüm kurtulan bölgede bir yerde hayatta kalınana dair bir işaret bırakmalar. İstediğin coğrafya koridoru tam yer verildi. Nerede olduğumuzu bilmek için bir... Haritada yok. Harita olsa belki kurtulacaktık ha. Haritamız yok. Ted öldü herhalde harbiden. Yemek vereceğiz ablaya. Çok ses belki güvenlidir belki de değil. Dışarı çıkana kadar bilmeyeceğiz. Dışarı çıkacak bir şey yok. La Ted gel artık lan. Kapıdan kapıya bir satıcı satıcımızın yolunu buldu. Ne? Mukavemetini hatırlıyoruz. Bir sürü broşürle geldi ve biz ona çalıştı reddettik. Lan ne devlet sırrı oğlum? Umurumuzda mı devlet sırrı bizim ya? Ya Ted gel artık ölecek abla ya. Kapıdan kapıya satış elemanı özellikle ihanet kimse buna güvenmiyoruz. Ablaya yine bir şey vermeyeceğiz. Dışarı yollarsam ne olacak acaba?
Yollamayalım değil mi? Riske atmayalım. Radyo, hadi radyo. Duvardaki bazı dilini diyeceğiz. 44. 44'te bir şey vermiyoruz. Bu da bir gün dışarı çıkabiliyor, bir gün çıkamıyor. Bu şartlarda hayatta kalmak çok zor. Umarım bu işin yakında bitecek. Bazı çörek halde ölmüş olabilirdik. MRDNA 12. anıymış. O yeni seri YouTube'a selamlar demiş. Birazdan bitecek zaten. Seri gibi olmayacak zaten bu. Aa, 45. 45'te su. Radyo. Sayık abi, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İşte bulunduğumuz durum normal olmaktan uzak, fazla alışamadık. Umarım yardım. Dolayısıyla bir su verelim. Abi çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. Aha. Hadi lan kullan bakayım. Başka çaremiz yok. Bak bir diyorsun ki bence TED ekipman vermedi diyor. Ulan adamlara balta veriyoruz. Abi niye balta verdin? Silah veriyoruz. Abi oyun bitti, silah verdin. Şimdi vermedik. Bence malzeme vermedin diye öldü. Oğlum ben ne yapsam tersini söyleyeceğiniz zaten. Belli bir şey yani. Kahretsin tez işte bir şey havaya uçtu ve patladı. Tüh, Allah belanı vermişsin. Sana yemek memek de yok. Ne istiyorsunuz abi? Hepsi de benim yazdıklarım diyor bak kendi bir de. Ne istiyorsunuz? Abi siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz abi? Chat'le aramda geçen diyalog. Ya Dolores var ya. Abi şimdi radyoyu vermesek diye denecektik. Abi tek sinyal yakalama şansımız da var. Radyoyu denemeliydik. Verdik, patladı. Son seferden döndükten sonra ayağının yaralanması şikayet ediyor. O zamanlar ilgilenmemiştik ama şimdi ayaklarının her ikisi de şişti falan filan. Evet, oyun dalga geçiyor bizde ya. Ted, Allah bin belanı vermesin seni Ted diye mi? Enfekter hakkında bir alan. Hiçbir şey veremiyoruz şu anda. Hiçbir şey veremiyoruz. Hadi git abla, dışarı git, kurtar kendini. Recaz hadi bir şey hareket etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi yolladım. Abla zombi oldu, geri geldi. Ve tekrar ona taşmak çok mutluyuz. Bizi nerede bulacaklarını biliyor ve yardıma ihtiyacımız varsa bizimle içime geçecekler. Bir şekilde geri geldiğini görmekte mutluyuz. Abi yemek vereyim mi? Abi yarım yemek veriyorum. Yemek ve su. Yemeğe daha kaç gün var la? 49 diğer gün dur. Bir gün daha. Bak bugün dayansın tamam. Abla bugün de dayan ne olur. Barına geldiğimizden beri çok meşguldük ama yapması gereken çok şey var. Bahçemiz o çal... İşte buradan ne diyorsun abi? Ne diyor? Ne çalılığı ya? Diğer gün yemek vereceğiz. Ölmedi. Güzel. Bir tane yemek kalmış zaten. Aha! Lan! Dolores yemek yemiş kendi kedi. İyi, aferin. Abla yemişsin zaten yemeği sen. Ektiğimiz bitkiler mutasyona uğradı. Hiçbir şeye vermiyor. Burada çok fazla yer yok. Her şeyin kokusunu alabilir. Duvardan bir tuğla düştüğünde kendimi çok kötü hissettik. Dedikten koku geliyor. Bunu gerçekten koruç bu koku kaynağını araştırmalı. Yok abi boşver. Aha kapı çaldı. Tabii yemek böyle Dolores neredeyse hiç küçük kalmadı. Demezse sabaha kadar dayanamayacak. İçecek içecek. Dolores delilendi. Tamam su ver. Kapıyı kim çalmış? Arkadaşlar mecburen Dolores yolum ölecek abi. Gitsin dışarıda ölsün. Ya ne tüccarı? Tüccara verecek bir şeyimiz yok. Dışarı gitti. Dışarıda ölsün. Burada niye öldü? Abla gitti.
Abi oyunun en saçma şeyi neydi biliyor musun? Ted'i dışarı gönderdik bir daha gelme diye. En saçma olay oydu abi. Bak en saçma. Ben o kadar video izledim. Maskesiz dışarı yollandığında hiçbir şey olmuyordu insanlar. Biz bir kere yolladık, şans gibi gitti. Bir kere Ted'i yolladık, Ted öldü. Elli bir gün. Yemeği yediydi oğlum. Yemek vermedin diyoruz da tüketilen su. Yemek versek yine ölecekti. 2 gün sonra ölecekti. Arkadaşlar hayatın ilk defa oynadım. Sizde var ya öyle bir şey, abi şöyle yapmadın diye öldü. Abi böyle olmadı diye öldü. Bunlar tecrübe. Bu oyun var ya oynaya oynaya tecrübelenecek bir şey. Çok belli yani.